hayatımızda. Amacımız ve hedefimiz fotonik teknolojiye hakim, endüstrinin ihtiyacını çözebilecek nesiller yetiştirmek. Bakın devletimizin yeni addedilen YÖK'ün hedeflerinden bir tanesi de budur. Nitelikli nesiller yetiştirebilmek. Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu'nun fotonik teknolojiye verdiği öneme binaen söylemek istiyorum. Öncelikle alanlar içerisinde doktora programlarında burs veriyor Yükseköğretim Kurulu fotonik teknolojilere. Yani fotonik teknolojilerin önemini kavramanız açısından söylüyorum. Bizim fotonik öğretisinde 3 tane kümemiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi fotonik öğretisi, en üstte sarı olarak gördüğünüz. Sol altta mavi olarak proje çalışmaları, sağ alttakinde de fotonik endüstrisi deneyimi. Biz bu 3 kümeyi birleştirerek eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeyi senarize ettik. Fotonik öğretisinde teorik dersler, laboratuvarlar, ki fotonik laboratuvarsız olmaz, fotonik eğitiminde mutlak surette laboratuvar, yani dokunarak öğrenme, görerek öğrenme, duyarak öğrenme gerekir. O bakımdan laboratuvarlar ve ülkemizin en çok eksiklik duyduğu optik tasarım. Biliyorsunuz optik ve fotonik her ikisi de ışık bilimiyle entegre, birbirinden et tırnak kopmaz parçalarıdır. Dolayısıyla tasarımcı olarak yetiştirdiğimizde bugün ülkemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu bakımdan fotonik öğretisi içerisinde bu şekilde 3 adımlı bir yöntem koyduk. Sol altta fotonik uygulama ve araştırma merkezinde yürütülen özellikle sanayi projelerinde bir kesişim kümesi koyduk 1 numaraya ve siz bu teknik ve teknolojik altyapı içerisinde eğitiminizi yürüteceksiniz. Yani teknolojik deneyim kazanacaksınız. Endüstriyle olan ilişkimizde, yani ikinci kesişim kümesinde fotonik öğretisi alacak olan öğrencilerimizin endüstriyle olan ilişkilerini, bazı derslerin endüstrideki araştırmacılar tarafından verilmesi ve endüstri stajlarının yürütülmesi sayesinde bir kesişim kümesiyle sizi okurken endüstriyle, sanayiyle iç içe yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve bir çalışma başlattık. Büyük sanayi kuruluşlarıyla sizlere iş yeri eğitimi gibi uygulamalı bilimler fakültesiyiz. Doğrudan öğrencimiz son sınıfında işini garantileyebilecek şekilde protokoller hazırlıyoruz. Yeni bir bölümümüz, ancak hedeflerimiz çok yüce ve büyük. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi bir taraftan bu 3. kesişim kümesinde fotonik uygulama ve araştırma merkezinde yürütülen gerçek sanayi projeleri ne gibi? Örnekler misiniz hocam diye sorduğunuzda, örneğin füze kubbeleri için safir kristali üretimi gibi veya kızılötesi termal kameralar için germanyum kristali geliştirilmesi gibi ya da füze ikaz sistemi için ultraviyole dedektör geliştirilmesi gibi gerçek sanayi işbirliği projelerinde sizlerin görev alması sağlanacak ve bu 3. kesişim kümesiyle sizleri sektörel hayata hazırlayacağız. Ve nihayetinde 4. yani bu 3 kümenin ortak kesişim kümesinde de bir mutluluk var. Artık burada bitirme mezuniyet projesiyle endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanacak ve neticede mezunlarımız endüstrinin ihtiyaçlarını çözebilecek nesiller olma şansını yakalayacak. Ve ayrıca sizlere bir imkan daha sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz bireysel yeterliliklerin yanında sertifikalar önemlidir. Kazanımlar önemlidir. Sizlere eğitim öğretim sürenizce fotonik uygulama ve araştırma merkezinde deneyim kazanacağınız
malzeme üretimi ya da karakterizasyonu. İşte elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu, X-ışınları difraktometresi ve benzeri kaplama sistemleri, kristal büyütme sistemleri konusunda sertifika vereceğiz ki sektör tarafından Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi'nden mezun olan öğrenciler baş tacı edilsin.